Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay'ın adını ve ünvanını kullanarak biri ya da birileri tarafından bazı iş insanları, işletmeler ve esnaflar aranarak sosyal yardım adı altında para talep edildiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız İrfan Mutluay bu tür aramalara itibar edilmemesini ve hemen emniyete haber verilmesini söyledi. Belirli aralıklarla Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay'ın adı kullanılarak bazı kişiler tarafından iş insanları, işletmeler ve esnaflar aranarak sosyal yardım adı altında para talep ediliyordu. Konuyla ilgili Ton TV'ye açıklama yapan İrfan Mutluay, kendi adını kullanarak arama yapan kişilerin dolandırıcı olduğunu, bu tür aramalara itibar edilmemesini belirterek bu tür dolandırıcılık olayları için suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Öncelikle periyodik aralıklarla bu iş yapılıyor. Bu bir dolandırıcılık faaliyeti. İş insanları, işletmeler, esnaflar aranarak, adım ve ünvanı kullanılarak sosyal yardım amacı adı altında hesap numaraları verilerek para talep edilmekte. Bu uzun süredir devam ediyor. Bununla ilgili de ben hem sosyal medya hesaplarımdan, kendi kişisel hesabımdan, hem Çanakkale Belediyesi'nin hesaplarından bunun bir dolandırıcılık faaliyeti olduğunu sık sık vurguluyoruz ve halkımızın ya da aranan kişilerin buna itibar etmemesini istiyoruz. Bunun dışında ben kişisel olarak da Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdum. En son 12 Ekim tarihinde yine buna benzer bir faaliyet girişim olmuştu. Bununla ilgili de ilgili telefon numarasını savcılığa bildirerek hakkında gerekli yasal işlemin yapılmasını talep ettim. Dün de yine benzer bir olay yaşanmış. Ben tekrar buradan sizin kanalınızda da duyurmak istiyorum. Adım ve ünvanım kullanılarak herhangi biri aranması halinde lütfen en yakın emniyet birimine, güvenlik güçlerine ya da yargıya konuyu aktarsın ve suç duyurusunda bulunsun. Dolayısıyla bu bir dolandırıcılık faaliyetidir. Belediyemizin bu tür bir faaliyette bulunması halinde ise Çanakkale Belediyesi kendi resmi hesaplarından, internet hesabından, sosyal medya hesabından bunu duyurur. Dolayısıyla kişisel olarak benim böyle bir talebim hiç kimseden olmamıştır. Vatandaşlarımızın, işletme sahiplerinin, iş insanlarının mağduriyet yaşamaması adına bu tür aramalara itibar etmemesini önemli rica ediyorum.